En kötü plan plansızlıktan iyidir. Şimdi geçenlerde bir yer tavsiye etmişlerdi abi, Döner Bank diye. Şimdi Tahtakale'deki Döner Bank'a gideceğiz. Evet, işin yoksa ne yapacaksın abi? İstanbul trafiğine gireceksin. Abi bizimki de aptallık ya. Tahtakale ne bekliyorsun abi? Tahtakale'de trafik olacak tabii. Eyvallah eyvallah. Kankim yol açıyor bana ya, sağ olsun ya. Adamım benim ya. Döner Bank'a gidiyoruz abi sen. Döner Bank şu hac ve umre malzemelerin olduğu yer demiş. Millet baksana bankalara yaslanmış. Biz varken yiyoruz, yokken duruyoruz. Evet. Arkadaşlar Bakırköy'den bahsederken kart eski kart oldu ya. Dedi ki bu kadar yerden bahsetme. Adamım yani bu kadar eski yerden bahsetme dedi ya. Senelerdir bir şey yapılmıyor bu Bakırköy'e. Ama başına geçenler yenilik yenilik. Ulan caddesi bir de aynı anasını. Hadi açıl sen de. Hey yavrum hey. Sola dön, ardından sağa dön, ardından sola dön, ardından sağa dön. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Plan yaptım şimdi. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Şimdi geçenlerde bir yer tavsiye etmişlerdi abi, Döner Bank diye. Tahtakale'deki özellikle Döner Bank. Şimdi Tahtakale'deki Döner Bank'a gideceğiz. 15 kilometre varmış abi buradan. Orada bir oranın dönerin tadına bakacağım. Ondan sonra çok da gurmeyim yalnız dedim. Toprak olsa yerim ben ama çok güzel lezzetleri böyle fark ediyorum yani. Yani öyle aman aman bir damak zevkim yoktur. Hani gurme olduğumu iddia edemem. Yemek seçiciliğim de yoktur abi. Duruma göre dağlarda mağlarda 7-8 gün aç kaldığımızı biliriz. Ama ve lakin sen sağa gireceksin herhalde, girmeyeceksin, yok. Şimdi şu methedilen Döner Bank'a gidelim. Tahtakale, bayağıdır gitmiyorum Tahtakale'ye. Ulan Tahtakale değişmiştir, yemin ediyorum Bakırköy değişmemiştir 20 yılda ya, 30 yılda. Çocukken hatırlıyorum hala aynı caddeler aynı yöne gidiyor anladım. Lan biraz insan en azından caddenin yönünü değiştiriyor. Şimdi birazdan BMW arar geçecek abi. Espin arar. Çünkü ben kamerayla uğraşırken çocuk benzin alıyordu. Ama bu rüzgarda da Espin arar da olsan ne olursan ol. Dikkatli gitmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, tekrardan Motovlogcu Dayı kanalına hoş geldiniz. Şunun şeyi neredeydi? Heh. Neyse, burası Sirkeci'ye giden sahil yolu abicim. Şuradaki gemilerde limana yük beklemek ya yük indirmek için bekleyen gemicikler. Bizim de orada bir 5 tane gemi bekliyor ama neyse. O konulara ben bakmıyorum abi. Şimdi
Şimdi buradan nereye gidiyoruz abisi? Buradan döner banka gidiyoruz. Abi çok güzel rüzgar var, çok güzel güzel rüzgar var ya. Çok tatlı ve hoş bir rüzgar var. Buradan tavsiye, birkaç tane tavsiye almıştım. Döner bank, döner bank. Abi döner bankın döneri çok iyi, döner bankın döneri çok iyi. Şimdi Tahtakale'deki döner banka yine spontane şekilde geleceğim. Bir gidişatla gideceğiz. Bugün biliyorsunuz Maltepe'de arama kurtarma eğitiminin vallahi birinci dersi midir, ikinci dersi midir ne? Ona da gideceğiz ama saat 8'de o. Şimdi 8'e kadar abi bir şekilde bir şeyler bulmam lazım kendime. Lan Espinara nerede kaldın lan? Lastik alanı şişiriyordun en son. Neyse ben müziğimi açayım abi. Açılır mısın müzik lütfen? Abicim lütfen açılsana ya. Of. Muhtemelen gittiğim yer kalabalıktır. Sıra varsa girmem abi bak. Sıra varsa girmem. Baştan söyleyeyim. Filenin sultanlarına tebrikler yazmışlar. Rüzgarın şiddetini bayraktan görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bu filenin sultanlarına abi niye tarifeli uçak ayarlamışlar? Yani abi utanmamız gerekiyor ya. Ya futbol takımı dünya üçüncüsü alıyor, F-16'larla havada karşılıyorlar, onun reklamını yapıyorlar. Lan filenin sultanları, ya 2 metrelik kızları sen nasıl tarifeli uçakla getirtirsin abi ya? Ya o kadar uçak var abi, tarifeli uçakla. Gerçekten yazık ya, gerçekten çok yazık. Bu arada Ebrar'a laf söyleyenlere de buradan ne söylüyorum biliyor musun? Bak kardeşim. Ebrar'a laf mı söylüyorsun? O zaman git Tight'ı, tamam mı? Yani o sakallarını filan da kes, sakallı olmaz çünkü. Tight'ta sakal, gerçi siz fantezilerinizde yapıyorsunuzdur ama. Çık abicim bir smaç bas. Onlar filenin sultanları, siz de filenin muhtarları olun anasını satayım. Ulan var ya, yani ne kadar içinizin kokuşmuş olduğu var ya, ya gerçekten Abdülhamit de hıyarın teki laf söylüyor. Ondan sonra Abdülhamit ona laf söyledi kız. Oğlum bak benim ismim de Cumhur ha. Bana laf söyleyen de Cumhuriyet'e laf söylemiş olur. Ona göre. Vallahi yemin ediyorum var ya. Bizim halk Denyoluk'ta sınır tanımaz abi. Evet. İşin yoksa ne yapacaksın abi? İstanbul trafiğine gireceksin. Ya bizimki de aptallık ya. Ya sonuçta Türk genleri bizde de olduğu için. Ne bak ne bak nasıl bir aptallık yapalım? Tahtakale ne bekliyorsun abi? Tahtakale'de trafik olacak tabii ki. Sen de ne deniyorsun ya? Vallahi var ya. Eyvallah abi sen izin vermesen geçemeyecektik ha. Teşekkürler yine taksici abicim. Onu. Demir varmış burada. Demirlerin orada. Hareketlere dikkat etmek gerekiyor tabii ki.
Teşekkürler. Sizin Oscar ödülleriniz yakında yapılacak abi. Hatta belki Tahtakale'de bulurum lan Oscar ödülü yaptıracak birisi. Evet. Neredeyiz? Aksaray. Cıstak cıstak. Daha saati gelmedi ama gece. Onun saati gece abi. Abi altında motor olunca kaşıntı tutuyor ya. Vallahi rahat duramıyorsun abi. Altında motor olunca rahat duramıyorsun. Evet, Romalılardan kalma. Kemerin altından geçtik. Su kemeri. Evet, Süleymaniye tarafına yönlendiriyor navigasyon amcam. Evet. Bir İstanbul değişti, başka bir İstanbul'a geçtik şu anda. İstanbul'u o yüzden seviyorum abi. Her şey var İstanbul'da. Koku bile değişti biliyor musunuz? Konfeksiyon atölyesi kokuyor. İnsanlar değişti, hayatlar değişti, bakış açıları değişti. Bunlar da İngiltere'nin fakir turistleri. Zengini gelmez böyle. Zenginin Rodos'a falan giriyor artık. Şimdi buraya gelen İngiliz turistleri para bırakacak zannediyorlar. Adam bilmiyor ki İngiltere'de 20 metrekare, 15 metrekare evde yaşıyor anasatayım. Bütün ülkelerin garibanı geliyor bize artık. Eskiden neydi be? Eskiden var ya en kaliteli turistler gelirdi. Ağzına sıçtılar vallahi turistlerin. Kazıklıya kazıklıya var ya. Evet. Ne kapısıymış abi bu? Kapı işte, bir tane kapı, mermer sütunları olan bir kapı. Şimdi Tahtakale tabii ki turistik bir yere bağlı gibi bir şey. Daracık sokaklar. Daracık sokaklarda ne kullanılır? Sukkatır. Ama sığıyor muyuz? Hayır.
Arkadaşlar scooterlar 3 beden düşük geldiği için sığamıyorum. Yani en büyüğünü denedim. Bacağım gidona değiyor anasını satayım ya. Çantashop.net. Aa, çocuğun çantasını alayım lan buradan. Lan okul çantası alayım oğlum lan. Lan tam yerine geldim. Uhuu. Aferin lan bana. İnşallah yemekten sonra unutmam. Bak burada da çantacı var. Lan tam merkezine geldim çantanın ha vallaha. Tamam, şimdi bir işe yaradı gelişimiz. Abla önüne baksana. Yani geldin benim yolumu kapattın yani ablas. Oldu mu? Vallahi döner kokusu buradan geliyor. Nargile shop, nargile shop, nargile shop, nargile shop. Tedbihçi. Tangocum bana yol verdi. Sağ olsun. Eyvallah, transportörcüm de yol verdi. Teşekkürler kankiciklerim. Tarihi Çınaraltı kebap. Çınar nerede? Uhlamur'a benziyor anasını satayım. Azallah, şefaat ya Resulallah. Eyvallah, eyvallah. Kankim yol açıyor bana ya, sağ olsun ya. Adamım benim ya. Şimdi şeyi burası gösteriyor. Konum burası gösteriyor. Değil mi? Burası gösteriyor. Değil mi lan? Şuraya park edebilir miyim? Şuraya. Lan şunun...
Evet, böyle zorlu doğa şartlarında ne yapıyoruz? Motoru süspansiyonlardan indiriyoruz abi. Oğlum burası da şey lan. Kapı oyunu burası da. Burası da kapı oyunu. O zaman biz ne yapacağız abi? Dikkatlice şuraya park edeceğiz. Abla oradan... Şunun önüne park edeyim. Arkadaşlar, Özcan askı diyor. Neyse, baran oyuncak. Vaa, baran oyuncaktan bizim barana bir şey alayım. Neyse, konumuza gelelim. Şimdi döner banka gidiyoruz abisi. Döner bank şu hac ve umre malzemelerin olduğu yerdeymiş. Bu hac ve umre malzemeleri satan yerler de şey için, yani oradan hacdan taşıma, hammallık yapma. Biz de senin yanına zaten toptan getirmişiz, al buradan. Hatta bazı yerlerde kimse hacca gitmeden buradan hac malzemesiyle insanları kandırdığını biliyorum. Neyse, Müslümanız ne olsun. Şimdi arkadaşın tarif ettiğine göre buradan içeri gireceğim abi. Mustafa Yiğit Han. Yok lan. Burası bir döner. Döner bank burası. Önünden geçiyoruz lan. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kardeş bir tane döner versen. Yani olsun. Hocam pilav da şey yapabilirsin ya, pilav üstü de yapabilirsin artık. Nasıl iyiyse. Efendim baba üstü. Hepsini yapabilirsin. Ha, pilav üstü yap ya. Arkadaş tavsiye etti. Evet. Arkadaş tavsiye etti. Arkadaş tavsiyesiye geldi. Şimdi pilav üstü yiyeceğim, ondan sonra lavaş mavaş belki bir şeyler yerim ya. Hazır yemek istemiyorum ama. Arkadaşlar böyle bir menü şey yaptım. Bak bu Serhat abinin Serhat abinin tavsiye ettiği yer. Şimdi durum bankta yiyeceğim abi. Hadi bana afiyet olsun. Oh, yaprak yaprak dönerler var.
1962 yılından beri yok lan kapı numarası bu. Vallahi arkadaşlar döner güzel. Yani ara ara insan içine çıkın böyle. Arapça öğrenirsiniz belki. Eskiden buralarda İngilizce öğrenmeye geliyordu çocuklar. Annem beni getiriyordu mesela. Kapalı çarşıda yerimiz vardı. Komik oldu. Ne konuşacağım lan? Cem Yılmaz gibi hissediyordum kendimi. A few moments later. Allah yardım etsin bundan sonraki nesile. Aynen öyle, biz şey yaptık bakalım. Bizden sonrakiler ne yapacak? Çocuklarımıza nasıl bir yer bırakacağız? Aynen öyle abi. Millet baksana abi, bankalara yaslanmış. Biz varken yiyoruz, yokken duruyoruz. Aynen öyle. Ne tabii ki. Aynen öyle abi de. Tabii. Abi banka neyden para kazanıyor? Bir şey satmıyor sonuçta. Benim kolay gelsin. Eyvallah. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Karşıya geçiyoruz, Tripmate'in yerine gidiyoruz şimdi. Tripmate'in ofisine. Sürekli Tripmate'le fuarlarda karşılaşıyoruz. Bir de yerine gidip bakalım neler yapıyor bu adamlar.